Huzur içinde yat kardeşim. Gözün arkada kalmasın kardeşim. Sen sormadan söyleyeyim. Her şey konuştuğumuz gibi, kimseyi takmadım peşime. Ne diyorsun kardeşim? Tamam mı? Devam mı? Sarı. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl bir şey? Soruyorum işte, sen söyle. Bir şey demek istiyor musun bana? Ya. Gidelim kalanları halledelim işte. Bizim meselemiz o değil mi? Haklısın. Gidelim bitirelim şu meseleyi. Hangisi daha zor? Gerçeği söylemek mi? Sevdiğin birinin gözüne baka baka. Yoksa ona yalan söylemek mi? Git yerine kal demek isterken. Yollar nereye götürecek seni? Ah o kızım, reçetemi aldım. Ne yazıyorum baksan? Hangi aşk dindirebilir? Ne kadar saklayabileceksin ki gerçeği? Her gün yürüdüğün yollardan geçeceksin. Her gün gördüğün yüzlere bakacaksın. Hayat sıkıştırdıkça sıkıştıracak seni. Sen çığlık atmak isteyeceksin. Ol normale dönmek. Sen gitti diye üzüleceksin. Diğeri git dedin diye. Kulaklar birbirinden sağır, vicdanlar kör. Allah Allah! Zeyf aldım ben ya! Üstüne üstüne gelecek herkes. Bir yere atmak isteyeceksin kendini. Bir yere. Neresi olursa. O kızım, hayrola? Yine de bir tek sen bileceksin. Kalmak, gitmekten daha zor. Gece çöküp gün kararınca, her yanını nefret sarınca, kader seni çağırınca git. Masum sesler bağırınca, her yanını nefret sarınca, kader seni çağırınca. Hele de giden bir yerlerden seni izliyorsa. Selamünaleyküm. Kalk da hadi dükkana gidiyorsun. Sarı, kötüyüm abi ben. İbo, şu haline bak ya. Allah aşkına kim inanır senin benden büyük olduğuna? Zeki. Oğlum biraz dik dur, metanetli ol. Ecevit bekliyor dükkanda. Zeki diyorum Zeki. Plan mı yapacağız lan? Yürüse. Ya Zeki diyorum Zeki. Zeki öldü be abi. Vallahi nereye baksam onu görüyorum ben. Sarı, biz yalnız mı bıraktık onu? Şişt, bana bak. Ben senin gibi değilim oğlum. Ben öyle düşünüp duramam. Oturup ağlayamam. Ben öyle Zeki'nin resmine, fotoğrafına bakamam. Yapamam oğlum. Sen biliyorsun ben nasıl bir adamım. Söz ver. Söz ver lan, bir daha Zeki'yi ağlamayacaksın. Onu böyle hatırlamayacağız. Başladığı işi bitireceğiz. O heriflere cezalarını vereceğiz. Onu öyle hatırlayacağız. Söz ver. Söz ver lan. Söz. Söz. Söz de. Hiç mi ağlamak yok? Sen ağla lan.
Sana ağlamak serbest. Kalk. Kalk. Nevzat abi. Bazen unutman gerek. Hadi göreyim seni. Bazen de kendini bir şeylerle oyalaman gerek. Bu ne kız? Savaş mı çıkıyor? Ne bu kadar zerzevat? Taptaze şeyler aldım İmran anne. Bunları pişireceğiz, oturup yiyeceğiz seninle, tamam mı? Bu kadar şeyi biz yiyeceğiz. Bir de çay demlersin sen yanına. Ah, oh, şöyle mis gibi oturup kız kıza içeriz güzel. Tamam, içeriz de. Şimdi nereden çıktı bu? Ay, canım istedi. İsteyemez mi? Hem sen demiyor musun karartmayın yüzünüz diye? Karartmıyorum işte. Bak, biliyorum. Güleceğiz, eğleneceğiz. Her şey çok güzel çünkü. Her şey çok yolunda ya. Tamam, her şey çok yolunda da. Bu üzüntü ne? Bu üzüntü. Kahve. Şevi, biz şeylerdik, sen niye şey yaptın ya? Yanım benim. Ya, misafir muamelesi yapacaksanız bileyim, ona göre. Misafir. Ne misafiri be? Senin burası. İyi, al o zaman o kürdanı yerden. Gözüme batıyor. Sen hala şey misin öyle? Titiz. Nasıl bıraktıysan öyleyim sarı. Bende bir değişiklik yok. Sende var mı? He? Hiç. Şimdi bir kere konuşacağız bu işi. Sonra laf biter. 20 sene önceden bir hesabımız vardı. Dün Zeki. Dün Zeki öldü. Bu hesap açıldı. Hazır mısınız Kapat Bey? Sen hazır mısın asıl? O ne demek be? Biz ne kaybedeceğiz oğlum? Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz de alırız ya. He Cevit. İşin var, hayatın, düzenin. Yapacaksın mı gerçekten? Riske atacaksın mı hepsini? Bu dediklerini kazanmak, bize yaptıklarını unutmak 20 sene aldı Ska. Hatırlamak bir an. Bir baktım kendi elimle sokuyorum o silah adliyeye. Kendi elimle veriyorum sarıya. Aklıma geliyor, soruyorum kendime. Katil miyim ben? Değilim. Ama Allah biliyor. Bugün ilk defa nefes aldım ben. 20 senedir ilk defa. Bir daha sor şimdi. Her şeyi riske atacağım mı? Atacağım kardeşim. Atacağım.
Mahpusa düşenler iyi bilir. En yakışıklı yalan kendine söylediğindir. Suçlusun oğlum insan evladı. Senin suçun. Niye çıkarttın lan o yeleği? He? Niye tutmadın beni? Niye demedin şarjörü boşalttılar üstüme, ertesi gün saldım ben ortalığa o diye? Niye demedin lan? Kazık gibi yatıyorsun burada. Desene oğlum. De, de. Bir şey de lan! Demezsen deme. Koskoca takoz İrfan sana mı kaldı lan? Bulurum yarın bir insan evladı alırım yanıma. Eğitirim onu. Büyütürüm. Evimi alırım. Kardeşim derim. Abi der o bana. İnanır lan o bana. Güvenir. Sonra da bırakırım onu ortada. İnsan evladının biri de çeker vurur helanın birinde. Allah belamı versin lan benim! Ama sana söz. Sana bunu yapanları bulacağım. O tetiği çeken insan evladını yaşatırsan ben de adam değilim be yarasa. İlk adamımız Takoz İrfan. Nasıl çetesi vardı hapiste? Bugün de var belli ki. Yastadır şimdi çetesiyle. Özcan'ı kaybetti çünkü. Geversin puşt. Sen ama en çok onu istiyorsun. İrfan cezasını çeksin istiyorsun değil mi Şerif? Sana niye Şerif diyorlar hiç sormadım. Daha da sormam. Ben seni unuturum gider. Ama sen beni hiç unutamayacaksın. Şerif. Özcan'la İrfan kopmadılar hiç. Diğerleriyle bir bağlantıları var mı biliyor muyuz? Sait'le Gazanfer? Yok. Varsa da yani bizim haberimiz yok. Olsa da olmasa da unutmayacağımız tek adam. Bitiyor. Bu da son adamımız. Nerede? Ne yapıyor? Yaşıyor mu bilmiyoruz. Doğru muyum? Sarı. Sarı. Benimkiler bitti. Seninkilere başlayalım mı? Şşş! Ses etmeden eyle. Millet uyanmaz. Ben diyorum ki bunların hepsini tek tek indirelim. Hem de nerede? Zeki'nin mezarının başında. Nasıl fikir? Temiz. Polis peşimize düşecek Özcan yüzünden. An meselesi. Adam vurup duramayız ortalıkta. Katil değilim ben. Ben Özcan'ı vururken de değildin. Sarı.
Onlar bizden birini aldı. Biz de onlardan birini aldık. O kadar. Başka adam öldürmek yok. İyi, ne yapacağız? Hakaret mi edeceğiz? Başka nasıl hesaplaşacağız bu adamlarla? Ona bakacağız. Bakamam ben ona buna. Sen bakacak mısın? Ya abi şimdi beni arada bırakmayın ama eğer başka bir yolu varsa. Var. Başka bir yol var. Kim bu be? Gardiyanlardan. Mülayim olan. E bir şey yapmadı ki o. Aynen. Hüseyin abi. Sırayı görüyor musun ortalıkta? Arama boşa. Kalkma bugün yataktan. Kötü oldu iyice. İlaçlarını vermiyor Said. Verse zaten İrfan. Ben hep kolluyorum ama. Ne istiyorsun benden? Hiç yiyemiyor gece. Görsen çok öksürüyor. Gizlice ağlıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Şerif. Gözümün içine bakıyor Hüseyin abi. İlk bana bakar o bir şey oldu mu? Senden tek isteğim. Bana vursunlar alışayım. Ama Sarı'ya bir şey yaparlarsa yardım et olur mu? Kendim için bir şey istemem. Söz. Hüseyin abi. Edeceksin değil mi yardım? Bir şey yapacaksın değil mi? Hiçbir şey yapmadı. Öyle seyretti. Ama şimdi yapacak. Ne yapacak? Huzur evinde çalışıyor. Edirne kapıda. Gideceğim. O herifler bize ne yaptığı her şeyi anlattıracağım. Kaydı alıp dava açacağım. Hepsi cezalarını çekecek. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir şahidimiz olur diyorum. Denemeye değmez mi? Bu. Delirdiniz mi lan siz? Abi yavaş. Yok o herifler, yaptırmam. Sakin Sarı. O heriflerin bize yaptığını değil mahkeme. Bir Allah'ın kulu öğrenirse yemin ediyorum çeker vururum kendime. Anladın? Gerçek bazen bela olur başına. Bazen içinde yara vurur seni yollara. Duramadı ahu. Üstünde Ecevit'in suçluluğu, içinde Bilal'in tedirginliği çıktı yine sokaklara. Şunu ya. Mafya mısın sen? Emrin olur abla. İbo ne yapıyorsun? Bilal'i bulmaya gidiyorum. Kavga mı ettiler Ecevit'le? Ya sorma bana bir şey. Benim şimdi Bilal'i bulmam lazım. Sonra görüşürüz tamam? Tamam. Şişt. Sen niye üzgünsün? Yok ya, değilim üzgün falan, bir şey yok. Bazen böyle yüktür gerçek. Anlatamadıkça taşırsın omuzunda. Bazen tek kurtuluş. Peşine düşersin. Bazen de tek tabanca atlarsın üstüne. Allah ne verdiyse.
İyi günler. İyi günler. Hüseyin Kıran'ı arıyorum ben. Çıkar birazdan. 4'te çıkıyor. Buradan çıkmaz ama. Arkada personel çıkışı var. Açıktır. Orada bekleyin. Bir kaydınızı alacağım ama önce. Prosedür. Ne var? Sen kırarken iyiydi. Ne zaman arkamı dönsen bir iş mi çevireceksin sen? Ben ne iş çeviriyorum aga? Bak söyleyeceğimi söyledim. Bu adam konuşmayacak. Kimse bilmeyecek. Ya böyle intikam mı olur lan? Abi uyanıyor. Gidin. Bağırırım. Tanımıyorum sizi. Sen bizi isimlerimizle bilmezsin. Bana. Şerif. Sarıya. Iskaya. Daha bu sabah gömdük. Yana. İçeride bize ne yaptılar? Hepsini gördün. Ben bir şey yapmadım. Aynen. Gördün. Duydun. Hiçbir şey yapmadın. Ama şimdi yapacaksın. Hepsini anlatacaksın mahkemede. Anlatırsan kafana sıkarım. Anlatmazsan mahkemelerde süründür. Abi herifin önünde yapmasanız. Konuşacaksın. Sakın. Ben bir şey görmedim. Duymadım. Hatırlamıyorum sizi. Ben seni çok iyi hatırlıyorum ama. Hüseyin abi. Bu bakışını hiç unutmuyorum mesela bak. Hatırlatayım mı sana da? 1992. Bayram sabahı geldim sana. Yardım et dedim bu herif için. Aynı gece daha. Sen ne yaptın? Hatırlatayım mı? Yılan birazcık. Otur, 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 otur. Oh, çabuk, çabuk, çabuk. Ya tamam, bugün yiyeceğim, söz. İspatla. Otur. Peki ben sana uyurum yemek, tamam mı? Ya bak, söz var. Ya. Şşş! Geberik! Bak buraya. Çekil takoz. Yemek yiyoruz, dokunma.
Bugün bayram. Patatesden başka bir şey yiyeceğiz 40 yılın başı. Ver lan şunu. Olsun, buradan yeriz. Ama üzüldüm şimdi. Vicdan azabı çekerim, yiyemem. Sarı, gel bakayım. Yalan! Al hadi al, kıyamadım. Tüh! Aç kaldın yine. Koysana lan. Bu çocuğa dokunma demedim ağzına. Sen kendi şey. Getirin sarıyı. Bırak, bırak lan. Bırak lan. Ye. Yemeği lan, yemeği ye. Ama döküldü. O zaman döküldüğü yerden yiyeceğim. Gel lan sen de şunu. Ne oluyor burada? Hüseyin abi. Ne? Yemek yiyoruz. Gel lan sen de. Hüseyin abi. Hüseyin abi geri dön. Hüseyin abi gitme. Hüseyin abi geri dön gitme. Hüseyin abi. Hüseyin abi geri dön gitme ne olur. Hüseyin abi. Niye dönmedin Hüseyin abi? Hüseyin abi. Yardım et. Bak bu herif öldürecek şimdi seni. Değdi mi? Değdi mi sustuğuna? Terfi ettireceğiz dediler. Hiç ama böyle adın gelmeyecek kulağımıza. Yani olaya falan karışmayacaksın. Böyle bir yıl geçir, biz seni memur yapacağız dediler. Ha bu mu yani? Memur olacaksın diye ha? Ben bir şey görmedim ki. Ya şeyin... Ben bir şey görmedim, hep başımı çevirdim. Hep kulağımı tıkadım. Hep dedim kendime... Ben bir şey görmedim dedim. Sonra? Rüyalar görmeye başladım sonra. Yakama hep yapışıyor çocuklar. Böyle bağırıyorlar adımı. Yemeden içmeden kesildim. Karım da terk etti. Ama ben hep sustum. Ne gördüysem hepsini yuttum. Ama hepsi kaldı ha burada. Sigara içiyor musun dedi doktor. Dedim yok içmiyorum. İçki o da yok. Dedi ki oğlum sen yani ne yaptın bilmiyorum ama işte yani ne yediysen hepsi kalmış burada. Kapkara ciğerlerim. Bir senede de ömrüm var. Geçen seneydi. Hastaneye yatman gerek dedi doktor. Ben de iki aya emekli olacağım. Tabii ömrüm yeterse.
Tek isteğim de işte hacca gideceğim Allah'ın izniyle. Affolacaksın yani. Cennete gideceksin. Senin ağzını yüzünü kırarım lan. Senin ağzına boşaltırım uşağı. Anlatırsam hapse atarlar. Ha? Ya atmasalar o zaman Sait'le İrfan öldürür. Etmeyin. Bak ben cezamı buldum. Hapislerde öldürmeyin beni. Allah için. Sağ ol. Niye? Ne gitmişsin ya herife benim için. Yapma be Şerif. Sarı. Ya herif zaten nalır dikecek. Gebersin gitsin. Vazgeç şu Hüseyin'i konuşturmaktan. Kafalarına sıkalım bitsin bu iş. Tamam. Hepsini vuralım. Hah. Biz ne yapacağız sonra? Allah Allah Hüseyin konuşunca ben ne yapacağım sonra? Mahallede kuyu dibinde ne diyecekler bana? Yok. Yok olmaz. Olmaz. Ne yap et bu işi çöz. Kimse konuşmayacak, kimse bilmeyecek. Söz mü? Söz ver bana. Efendim Sermet. Uygun musun? Ne diyeceğine bağlı. Polis burada. Organizeden Gurur diye bir komiser seni arıyormuş. Şimdi uygun musun? Ne istiyormuş? Seni. Özcan Tiryaki cinayetiyle ilgiliymiş. Geliyorum. Dokunayım deme sakın Hüseyin'e. Onunla işim bitmedi daha. Nereye? Hüseyin'e dikkat et dedim Sarı. Anlaştık mı? Lan be tamam nereye? Polis. Beni arıyormuş. Sermet. Beni niye çağırdın? Adam avukat zaten her gün konuşuyor polisle. Ya hangisi böyle ofise gelip de beklemiş? Üstelik Ecevit ne zaman geliyor bilmiyoruz dememize rağmen bekleyeceğim diye ısrar ediyor. Üstelik komiser hem de organizeden. Ne diyorsun yani? Niye arıyor bu polis Ecevit'i? Vallahi bilmiyorum ben de sana soracaktım. Baksana Ecevit bir anormal değil mi bugünlerde? Ama ne zaman normal oldu ki Sermet? Ya bir sen sevgilisisin, ben patronuyum, güya en yakın arkadaşıyım. Hayatının davasını kazandı bu adam. Nerede? İkimizle de değil. Nerede? Oldu. Ecevit'in başka kadınla işi olmaz Sermet. Saçmalık. Ya ben başka kadın mı dedim Allah aşkına? Daha büyük bir şey kızım. Şu herifi onun peşine takacak kadar büyük. Dur geldi. Kusura bakmayın geciktim biraz. 15 dakikadır aşağıda bekliyorum. Herifin biri bırakmış aracını yolun ortasına. Trafik felç. Ya ben bıraktım. Buyurun odanızda konuşalım. Katil vurmuş. Polis yakalamış. Savcı kesmiş. Gardiyan tam pişirecek. Avukat atlamış. Hani bana, hani bana. Ertesi günde hop, al sana katil dışarıda. Suçlu aklayan avukatlardan değilim Gurur Bey. Suçsuz azat ederim. İşim o. Zeki suçsuzdu yani. Yani avukat olduğunuza göre. Ya da çok önemli bir sebebi vardı. Biz bu Zeki meselesini de anlaşacağız sizle. Benden ne istiyorsunuz? Avukatsınız biliyorum. Bazı haklarınız var. Her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. Ama ben sizden güzellikle işbirliği istiyorum. Rica ediyorum yani. Zeki hakkında bildiklerinizi paylaşır mısınız benimle? Paylaşırım ama pek bildiğim bir şey yok. Yeni müvekkilim olmuştu daha. Niye vurmuş Özcan Tiryaki? Söyledi mi şey? Vurmuş. Öyle bir şey kanıtlanmadı benim bildiğim. Kendi de bir şey demedi. Sonra da zaten biliyorsunuz işte
Ya. Fena deştiler adamı. Tamam buradan. Karaciğer sakat yerdir ha. Pis kıvrandırır adamı. Bir de içeridesin öyle tek başına. Siz bilmezseniz içerisi fena harcar adamı. Tahmin ediyorum. Tak yiyorsun kurşunu ölüyorsun. Hem de bağıra bağıra ölüyorsun ha. Öyle böyle değil ama ne bağırıyorsun biliyor musun? Bağırmadı. Yanındaydım ölürken. Avukatıyım diye aradılar gittim. Hiç bağırmadı Zeki. Kıvranmadı da. Cesaretli adammış. Bir şey biliyor musunuz dediniz ya hakkında. Bunu biliyorum işte. Neredesin Bilal ya? Neredesin? Ecevit Bey, bu Zeki meselesi size biraz fazla dokunmuş galiba. Alışık değilim. Müvekkillerim genelde yaşar. Peki. Siz gene de evraklarda falan bir şey yakalarsanız haberim olsun. Gerçi ben bu işi birkaç güne çözerim ama... Özcan'ın Zeki ile bir bağlantısı var. Önce onu çözmem lazım. Bileyim yani cinayetlerin devamı gelecekse. Bir dakika. Nereden çıkardınız devamının geleceğini? He. Katil söyledi. Nasıl? Ya adam Özcan'ı vurmuş. Ondan sonra da İrfan'a demiş ki seni de öldüreceğim. Hem de neyle? Özcan'ın cep telefonuyla. Ya. Güzel ipucu değil mi? Çok güzel. Kibir işte Ecevit Bey. Ne beceriksizlik, ne şans, ne öfke. Hiçbiri. Katili yakalatan her zaman kibirdir. Neredesin? Neredeyim Hüseyin, neymiş de? Neymiş, ne diyor polis? Hiç, başka mesele. Çık oradan sen. Hüseyin'e tembihle güzel güzel konuş ama. Öpmesin. Yok, öpmez. Sanmıyorum. Dükkanda buluşalım. Geliyorum ben. Ecevit. Ecevit bir dakika. Acelem var, sonra konuşuruz. Ne oluyor? Ne istiyormuş polis? Hallediyorum ben, merak etme sen. Ediyorum ama. Etme. İbo ne yapıyorsun sen? Ya abi bu herif hasta ya. Ben dedim buna bu biraz ölür mü ölür başımıza kalır diye korktum onun. Reed, bana yalan söyleme. Acıdın değil mi? O sana acıdı mı İbo? O bize acıdı mı? Şimdi gidiyorum. Geri geleceğim. Eğer ötersen... Koy lan koy. Koy. Al bunu yarana oraya. Koy onu buzdolabına. Koy koy. Hiç sevmiyorum seni ha. Vallahi. Koy buzu. Ağrır yoksa.
Evet. Hüseyin'i hallettiğimize göre sıra kimde? Kimi indiriyoruz? Polis diyordun, adam öldürmeyeceğiz diyordun. Kardeş şu benim arabayı... Bas git! Vay be. Hiç zaman geçmemiş sanki. Geçse ne olur oğlum? Bin yıl geçse kardeşiz biz. Öyle de ben yokken bir sürü şey olmuştur şimdi. Anlatsanız arayı kapayım biraz. Sen yokken? Kardeş değil miyiz biz? Bir şey olsa benden saklamazsınız herhalde ha? Sarı? Herhalde. Sen yokken... işte dükkan açtık biz, ticaret adamı olduk artık icabında. Başka? Araba aldık. Oo, fena. İyiymiş. Başka? Başka? Başka, 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 başka. Yok, başka bir şey yok. Ben duydum ama bir şey. Bilek güreşi yapmıyor musunuz artık? Yanlış duymuşsun aga. Yapıyoruz, yapıyoruz da yenilmiyoruz artık. Gel, gel alayım ifadeni, gel. Başla. Bir yandan başlayayım ben. Polisi soruyordun demin. Boş ver aga polisi, demedin mi? Değil mi? Yok bizim korkacak bir şeyimiz. Yok. Bir ipucu falan bırakmadık arkamızda. Bırakmadık. Olsa çünkü derdin sen bana. Derdim. Çünkü kardeşiz biz. Bin yıl geçse kardeşiz değil mi? Öyleyiz dedik ya. Sen yapsan bir şey saklamazsın benden değil mi? Değil mi? Ne diyorsun aga sen? Saklamadın mı? Saklamadım. Kim konuştu o zaman İrfan'la? Ergun! Bağırma lan. Bekle. Sıra sende. Konuştuysak konuştuk. Hesap mı vereceğiz? Delirdin mi sen? Polisten öğreniyorum oğlum İrfan'la konuştuğunu. Polis mi? Tanıştırayım. Gurur Kutay. Organize. Sen nasıl kafana göre ipucu bırakırsın arkanda? Bırakmadım. Telefonu aldım, kırdım, attım. Kart da aha burada. Ver şu kartı ver. Emredersin. Tamam. Bu iş bu kadar. Ecevit! 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 Dur bir. Vereceksin mi kartı? Ya dünkü çocuk muamelesi yapma bana. Ben de biliyorum o kartın bir gün bir işe yarayacağını. Bir bildiğin yok. Daha en başından beri yalan dolansın Sarı. Hepimizi yakalatmadan bitireceğim bu işi. Ha bıraktım diyorsun yani ha? Boşuna öldü ha Zeki. Biz onca sene boşuna çektik. 50 tane yalan söylemeden önce düşünecektin ona. Ne 50'si lan? Ne zaman yalan söyledim ben sana? Abi bir durun Allah aşkına konuşalım. Sordum ulan sana. Sen de her defasında gözümün içine baka baka yalan söyledin. Hala da söylüyorsun. Bu iş bitti zaten Sarı. Hüseyin'e gidiyorum ben. Sana bir şey diyeyim mi? Bence sen haklısın kardeşim. Bence sen defol git. Hani gittin ya seneler önce biz bu kadarken. Dönmedin ya geri. Bu çocuğun bana ihtiyacı var demedin ya. Bu çocuk bana abi dedi demedin ya. Yalnız mı, hasta mı, bir şeye ihtiyacı var mı diye düşünmedin ya hiç. Kendini kurtardın ya bizi satıp. İşte aynı öyle. Gittin ya. Niye gittin? Bakma bana. İşte.
İşte böyle defol git. Sen defol git. Hoşça kal arkadaşım. Sana mutluluklar. Ahuyla. Vakkas, ben çıkıyorum. Nereye ya? Kapının önünde çekirdek yerdik, şiir falan okurdum. Sen yine mi şiir yazdın ya? Yazdım tabii. Hem de bu sefer akrostişli. Ahu, aşkından alev alev yanar oldum. Hala yaşın küçük diye beni susturdun. Ulan Ahu, ben senin gibi kadını... Vakkas. Olmadı mı? Ben sen üzgünsün diye üzgün falan değilim ya. Ne olur, herkes aynı şeyi söylüyor. Bir rahat bırakın beni. O yaptı değil mi? O sarı belası yaptı. Göstereceğim ben ona. Ha, göster de sonra yedi ayağa otur. Bir şey yapmadı o. Masum. Niye? Çık içeri. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun çocuğa ya? Ne çocuğu be? Eşek kadar adam o. Sen mi söyledin Ecevit'e? Ne? Sen mi söyledin Ecevit'e? Ben söyledim. İyi yaptım. Çok da iyi yaptım. İstemiyorum burada. Başardın. Defoldu gitti Ecevit. Mutlu musun? Rahatladın mı? Anlamıyorsunuz lan. Sıkı dur Bilal. Arkanı kolla Bilal. Vazgeçme Bilal. Saldır Bilal. Bir dur Bilal. Bir dur. Allah aşkına bir dur Bilal. Birine de güvenme Bilal. Birine de sırtını yasla. Gelmişti. Ecevit gelmişti. Sırtımı yaslayacaktım. Bir kere bir nefes alacaktım be ahu. Niye? Niye beklemedin? Ben söyleyecektim. Niye beklemedin? Çünkü... Sen dükkana bak ya. Abi ne oldu ki? Alo. Bilinmeyen numaralar. Bir numara isteyecektim. Evet. İrfan Halkar. Bizim piyasadan değiller. Kimseyle bir bağlantıları yok. Herkese sordum abi. Bana bak lan. Şu an beni tersten görüyorsun. Bilirsin benim tersim pistir. Ye lan ye. 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 Ha. Ye. Ha. İkisi dışarıda kaldı. Onları da ye. Köstebek Ahmet, insan evladı. İllaki gelmiştir lan kulağına bir şey. Söyle ulan, kim vurdu Özcan'ı? O kim lan? Beni arıyorlar. Şişt. Kim lan bu? Gizli numara. Ha. Efendim, benim... Peşindeler. Mahvedecekler seni. Duymayan kalmamış. Söyle. Ben kim olduklarını biliyorum. Kim? Anlatacağım. Ama ben gelemem. Adresi veriyorum. Ver ulan. Ver. Hasan, yaz şu adresi. Kim şimdi demelerini. Söyle olan adresi.
Sohbetimiz yarım kalmıştı seninle. Otur. Şimdi her şeyi anlatacağım. Acaba ne? Hapiste mi öleyim? Koruma çıkartırım mahkemeden. İçeri falan atamazlar, korkma. Anlat. Bırakayım mı sarının tasmasını? Çağırayım gelsin mi? Yapamam. Bak Hüseyin, ben Sarı'ya benzemem. Yapacağım dedim mi, yaparım. Anlat. İçeride bize ne yaptılar, hepsini gördün. Konuş. Burası yolun sonu. Başka çaren yok. Anlat. Benim adım Hüseyin Kıran. Anlattı Hüseyin. Çocukluğumuzu bizden alan adamları anlattı. En yakınlarımızın bile bilmediği biz dört çocuk, bağrımıza sakladığımız ne varsa anlattı. Ecevit geldi. Ecevit mi geldi? Geldi. İstediğin kadar hızlı git, yetişemezsin. Çünkü hiçbir gerçek sonsuza kadar saklı kalmaz. Tamamdır. Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Sen belanı bulmuşsun zaten. Bir de ben vurmayacağım, korkma. Koruma çıkartacağım mahkemeden. Sözüm söz. Yarın da gönderirim bir doktor. Tedavini yapar. Ne? Ne dedin? Ben senin kadar vicdansız değilim Hüseyin. Tedavi ettireceğim seni. Kaç çabuk. Ne? Kaç dedim, geliyor. Kim? Kim geliyor? Yazmışlar şu notu. Burası tehlikeli, peşindekilerin kim olduğunu öğrenmek istiyorsan saat 8'de Galatasaray meydanına gel. Ben seni bulurum. Geçiyorsunuz lan benimle. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz? Abi gidiyor muyuz? Gidiyoruz.
İrfan. Ecevit'i almış İrfan. Ecevit! Git artık oğlum, bekleme. Ecevit yok. Gidemem Meryem teyze. Yukarı bana Osman gidince ateş attım. Misilime gelecekler şimdi. Ecevit'i almam lazım. Bütün gün zaten sokakta diye babası... Şey yaptı değil mi yine? Olmaz ama. Bu kasabanın şerifi olacak o. Dövecek Osmangil'i. Şapka bile aldı ona bak. Ne şerifi evladım? Benim derdim başımdan aşmış. Allah aşkına. Bir de seninle uğraşmayayım ha. Meryem. Çabuk, çabuk git. Çabuk görünme gözüne. Seni de bulur. Ecevit'i unut. Yok Ecevit. Öldü. Ne? Ecevit. Ne yapacağız? Buradayım, burada. Korkma. Allah seni. Anlarım ama. Defol git diyordun demin. Sus. Sus deme öyle. Onu sonra konuşacağız. Peki bu İrfan nasıl gelmiş? Hüseyin mi çağırmış? Korkmuş hapse düşecek diye. İrfan'ı üstümüze salıp kurtulmak istemiş. Ama çok geç. Ben alacağımı aldım. Hadi geç. Korktum ben. Hapse atacaklar diye korktum. Affedin beni. Ya anlattım işte her şeyi. Bırakın beni gideyim. Ha, bak bakayım. Bak bakayım geri zekalı mı yazıyor burada? Buz koydum lan ben senin yarana. Şimdi İrfan'a gitmeyeceğin ne malum. Yok ben bağlayacağım seni. Şerif. Bir gelsene konuşalım seninle. Benim sana bir şey demem gerek. Ahul... Sırası değil şimdi. Hüseyin burada. Ya Hüseyin'in diye bir şey olmasın Şerif. Ben seninle bozuk olamam aga. Diyemedim. Söyleyemedim işte. Sen Ahu'yla eskiden... Çocuktuk oğlum o zaman. Geçmiş gitmiş. 20 sene olmuş. Değil mi? Tabii. Hatta... Sevindim bile. Harbi mi? Tabii oğlum. Birinizi kardeş, öbürü de öyle bir şey işte. Seviyorsanız. Sevmek ne be? Ölüyorum lan. Ölüyorum. Gerizekalı. İyi o zaman bu şeyi de kaydı da vermiyoruz. Orada dur. Adam öldürmem. Dedim sana. O kartı da ver şimdi. Kanun adamıyım ben. Aldım kaydı. Atarım içeri hepsini biter. Tamam be tamam. Kardeş değil miydik biz seninle? Hala öyleyiz. İyi ya işte tamam. O zaman ne olur bak 2 dakika. 2 dakika bir uzayalım şuradan. Uzayalım. Heh. İrfan peşimize nereye uzayacağız? Hadi polisi atlattık diyelim. 5 yıl sonra sabıka kaydı da siliniyor. Şimdi hepsini sildim. İrfan da şıp diye bulamaz bizi. İrfan bu herifin peşine düşmeyecek mi? Bu adam ne olacak? Burada mı bırakacağız? Dur be, bir dakika dur, tamam. Sakin, ne bu be? Patır patır. 2 dakika ya. Bir hatırlayalım, kimdik biz, neydik? Sen, ben, Ahu, Iska, Yanık. Sen de bir hatırla, öyle ver kararını.
İşte öyle Ümran anne. Kovdum Ecevit'i. Git dedim. Gitti mi? Hı, gitmiş. Bilal öyle dedi. İçin rahat etti mi? Evet, rahat. Hani şimdi çocuk kapıdan çıksa gelse... üzüleceksin yani. Sen de benim ağzımdan laf alacaksın yani. Ay, her şeyi de bilir. Laf ebesi. Hiç değişmemiş. Yok, yasakladı devlet. Ümran anne tarih eser sayılıyor ya. Anne! Anne! Aa, ne bağırıyor bu lan be? Ecevit! Ha, yedim ben. Kız vallahi o! Komşular! Komşular! Ecevit'im geldi. Güzelim oğlum gelmiş. Gelmiş işte. Hoş gelmiş. Allah'ım yarabbim çok şükür. Güzel oğlum benim. Ay, ay. Amma yedin çocuğum ya. Ulan patates kafalı. Oğlum başka bir şeye biraz da verip durma sen de. Yalnız sarma süper olmuş Ümran teyze. Ahu sardı. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ecevit'im, artık geliyor mu buralara, kalacak mı? Burada burada da artık bir yere gitmez Ecevit. Bilmiyorum Ümran teyze. İş güç çok yoğun. Ay duyuyorum oğlum ben senin başarılarını. Ay nasıl iftihar ediyorum seninle bir bilsen. Anacın da sağlaydı da şu günleri göreydi ya işte. Babanı görmüyor musun? Boyu devrilsin de iki eli yanına gelsin. Kör olmayasın canım. Ne yapıyorsun lan? Allah'ım bana bak. O senin abin. Didişmeyin. Vallahi tüfek duvarda ha. İndirtmeyin bana. Ümran anne sürekli bana kızıyorsun sen ama ya. Ben de senin oğlun demeyeyim. E tamam ondan yapıyor işte kadın. E, oğlumsun. Değil misin dedik. Analar döver de söver de. Allah Allah. İstediğini yap arkadaş. Gerçek dediğin gözünün önünde değil de kalbinin içindeyse eğer inkar edemezsin. Karanlığın içinde seni bekler gerçek. Sokaklarda arama boşuna. Bir yere kaçtığı yok gerçeğin. İyi bakarsan İlle görürsün. Niye kullanıyorum acaba senden ben? Ha? Sen misin lan adliyede adam vuracak Feda'yı? Komiserim ben görev devrediyorum. Bir isteğiniz var mı? Döner. Nasıl? Oğlum iki tane yarım ekmek döner söyle. Gece burada kalacağım. Tamam da komiserim, olayla ilgili hiçbir gelişme yok. Niye sabahlıyorsunuz? Gel buraya gel. Gel gel gel. Bak şu heriflere be. Bunlardan bir tanesi Özcan Tiryaki'yi vurdu. Çıkarken de cep telefonunu aldı. Sence niye? Parmak izinden bulmayalım diye. Ya, o kadar planlı cinayet işleyen adam eldiven takmamıştır diyorsun yani. O zaman niye? Kartını kullanacak oğlum. Hani içinde numaralar falan var ya. Onun için ben burada dönerimi yerken sen görev devretmeyeceksin. Gideceksin içeride cihazın başında bekleyeceksin. Katil kartı telefona taktığın size koşacağım. Hadi yürü. Başüstüne. Komiserim bir şey daha.
Kart takacağını nereden biliyorsunuz? Çünkü oğlum, adliyede adam vuracak kadar gözü kararttıysan ya geri zekalısındır ya da bir tarafında bir yaran vardır, bir şey yaparsın, sabredemezsin. He? Hiç orada geri zekalıya benzeyen biri var mı? Yok komiserim. İyi, hadi yolda o zaman döneri. Baş üstüne. Gece uzun. Küçük ceylanım benim. Ne? Küçük ceylana bak bak. Bak bak. Nereden çıktı şimdi? Küçük ceylan. Ne? Bak, bak, bak. Ödemiyor muyduk lan? Küçük Bambi mi diyorduk? Küçük ceylan mıymış ya? Küçük ceylan. Gidin öyle. Kim diyor lan? Öyle bir şey attı. Büyük kaza almış. Zincirleme. Herkes unutsa bile. Daha çok yaralı gelecek o zaman. Tek bir kişi hatırlıyorsa oradadır gerçekler. Sen var mısın? Yok. Akraban da mı yok hiç? Yok. Annem nerede? Annemle babamı istiyorum ben. Bir yetimhane küçük bir kız çocuğunu yutabilir belki. Ama gerçekleri asla. Ahu, ne yapıyorsun sen bu saatte? Götürme beni oraya, ne olur. Burada kalamazsın yavrucağım bir başına. Annem geri döner belki. Annem bırakmaz beni. Bırakır mı? Gel bakayım yanıma sen. Gel. Göndermeyeceğim seni. Ne yapacağım? Şimdi bakayım. Gel kızım. Akşama misafirimiz var yatıya. Ben ona yemek yapacağım. Hadi bakayım güzel güzel oynayın. Tamam mı küçük Ceylan'ım? Merhaba küçük Ceylan, ben de küçük Emrah. Küçük Ceylan, bize bir şarkı söylesene. Ne be? Kızla oynamam ben. Hayatta oynamam ben kızla. Benim adım Ecevit. Ben seninle oynarım. Bir daha yetimhanede kalmadı Ahu. Onun evi bütün mahalleydi artık. Kuyu dibi kucak açtı bu kimsesiz çocuğuna. Yavaş yavaş ve kendiliğinden bütün mahallenin evladı oldu Ahu. Sokakta değil de ne bileyim evinin salonunda dolaşır gibi yürüdü mahallede. Vicdan borcu başka borca benzemezdi çünkü. Mahalleye borcunu ödedi Ahu. Thank you.
Gel. Uy kocuğum. Ne olursa olsun o mahalleden hiç çıkmadı. Kardeşim bana kısır ver. Bir de puf böreği ver. Dünür yolla beni alacağıma iş. Tüfeği bir kaparsın. Bunun peşine mi düştüm? Mesarlık da zor. Ağzını yıkıl bitir önce. Sert değil mi? Üstüme gelme. Daha dur, üstüne gelme de şu dolmalardan yemeye başladığı zaman. Bak yok, evet. Bilim ben yedim, ona şey sarmış. Ne o ahu? İyi misin? Ahu niye kaçıyorsun benden? Git dedim, niye gelip duruyorsun? Niye istemiyorsun beni? Her defasında çocuk gibi kovuyorsun. Hiçbir fikrin yok değil mi? Sen gidince bana ne oldu? Hiçbir fikrin yok. Var. Hep düşündüm ben seni. Öyle mi? Niye gittin o zaman? Hı? Şimdi niye geri geldin? Söyleyemem. Çok güzel. Git o zaman. Sen, ben öyle hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Onlar gibi ziller de takmam Ecevit geldi diye. Onlar bilmiyor, ben biliyorum. Yine aynı şey olacak değil mi? Yine hayatımızın tam ortasına düşeceksin. Her şeyi halledeceksin, üstümüzden yükler alacaksın. Sana alışacağız, güveneceğiz, sensiz yapamıyor olacağız. Sonra çekip gideceksin. Nereden biliyorsun çekip gideceğimi? Belki bir daha hiç gitmeyeceğim. Daha da kötü ya Ecevit. Bir tek hala sen görüyorsun benim içimi. Kimse hatırlamıyor içeriden. Bir tek sen hatırlıyorsun. Ecevit, haksızlık. Ben seni unutmak için çok uğraştım. Ama bir an... Tek bir an... Her şeyi baştan hatırlıyorum. Herkes için haksızlık. Haklıysa karşındaki gideceğin arkadaş. Çünkü ayrılık öldürmez insanı. Ama gerçekler öldürür. Ne oldu? Neyine gülüyorsun? Yiyin. Daha içeride var bir tencere. Yiyin. Ama evlilik geldi. Ne oluyor buna? Anlamadım ki. Anam kayıt. Anam. Ne kaydı ya? Ah be Şerif. Yapma be. Servet, benim dinle. Emniyette buluş benimle. Şimdi. Niye emniyette? Gelince anlayacağım. Koşuyorum zaten. Sayılır. Abi buraya koş. Sarı kartı almış, silahı da almış abi. Ne yapacak? Ben diyorum ki bunları sıradan tek tek indirelim. Hem de nerede? Zeki'nin mezarının başında. Geliyorum oraya. Ha Iska. Bir silah bul.
Ah sarı, ah! Yürü gidiyoruz. Nereye? O notu bırakan adamın evine. Göstereceğim ben ona takoz irfanla keşmek ne demekmiş. Ay telefonunu da ziline de. Alo. Beni hatırladın mı çocuğu? Özcan'ı vuran insan evladı. Anam unutmam senin sesini. O da olacak inşallah. Çünkü benim seninle kapatılacak bir hesabım var. Taka olsun. Ver ulan. Adresi ver, yerini söyle bana. Dinle. Dur lan. Komiserim taktı. Kartı telefona taktı komiserim. Tespit ettiniz mi? Evet komiserim. Merkez efendi özelde. Komiserim ekip. Kal orada halledeceğim ben. Abi yetiş. Önce şunu bir çek. Kadar halleden buldum. Ne yapacağım ben bununla? Ben adam filan öldüremem abi. Ne yapacağım ben bununla? Sakin Iskan. Kitle şunu. Abi sarı yardım telefonu kapalı. Kartı almış, silahı da almış. Ne yapacak o silah mı? Ben kaydı vermeden İrfan'ı vuracak. Kartı da aldı çünkü oradan arayacak. Aradığı anda da gurur denen polis yerini tespit edecek. Biz izin vermeyeceğiz. Gel. Senle ben. Bir planım var. Önce yolda ankesörlü telefondan beni arayacaksın. Söyleyeceklerini yazdım burada. Sonrası yolda. Yürü. Yürü. Bekle Özcan, bekle. Katilini nasıl sonra göndereceğim ben de. Çekil. Karı gibi araba kullanıyorsun. Çekil oradan. Çekil. Çekil. Abi ne yapıyorsun? Çekil abi, lan. Çekil, geç sonra gel. Yeni gelinin tuttuğu gibi tutuyorsun direksiyonu. Of. Yemek. Çok erken gittim be kardeşim. Ama üzülme. Yalnız kalmayacağım. Ben de geleceğim yanına. Bu gece. Hem ne biliyor musun? Yanımda bir de misafir getireceğim. İrfan'ı. Bekle beni kardeşim. Atla çabuk. Görevi bölüştü Iskan. Bunu senden başkası yapamaz. Ben buradayım, korkma. Atla.
Ne yapıyorsun sen burada? Asıl sen ne yapıyorsun? Oğlum dur lan! Can! Dur lan! Abi! Abi dur lan! Lan! Baskına gidiyorum. Çekil. Çekilmem. Avukat delirdin mi? Bir adam aradı beni. Müvekkilini öldüren katil bir cinayet daha işlemeye gidiyor dedi. Ben de oraya gidiyorum zaten. Hadi çek şu arabanı. Avukat ne yapıyorsun? Hadi adam kaçacak. Çekil önümden. Kaçacak mı? Yoksa şu an oraya gitmeye mi çalışıyor? Ne dedin sen? Bunu bana mı dedin? Evet, sana. Zeki'yi de emniyette vurdular. Katilin polis olmadığı ne malum? Seni bitirdim avukat. Sen var ya bittin. Polise iftira, görevden alıkoyma. Bitireceğim seni. Boşuna aramadı o adam beni. Polise güvenseydi eğer polisi arardı. Avukat, canını mı susadı? Sen ne yapıyorsun? Biri bana güvenmiş. Ben de onu yarı yolda bırakmıyorum. Yaptığım bu. Gitmek mi istiyorsun? Önce beni ezeceğim. Sen dur sen. Ben önce o katili bir yakalayayım, sonra seninle ayrı ilgileneceğim. Siyah bir jip duvara çarpmış. Plakası Lula Bugas, Parsa, Samsun. Ne şimdi bu? Dur, hemen bir ambulans yönelik. Eyvallah. Sen kal. Kıpırdama bir yere. Ne oldu burada? Aracın kontrolünü kaybettik. Duvara çarptı. Yürü, katil oldum senin yüzünden zaten. Yürü, yürü. Sakın! Orada olma. Orada olma. Orada olma. Yeter. Gidiyorum ben. Nereye? Gidiyorum bulmaya. Karışma Ahu, sana bir şey söyleyemez Ahu. Gelme Ahu. Yeter ya. Gideceğim, bulacağım, getireceğim buraya. Bana boşuna mı Ümran abi diyor bu mahalle? Ben de geliyorum. Gelmiyorsun. Niye? Gelmiyorsun. Ölümü öp ya. Ne olur gelme. Ben gideceğim, bulacağım, getireceğim hepsini. Söz. Hadi ver şu dükkanın anahtarını. Ağlama lan. Ağlama. Ya sus sen, konuşma benimle. Ecevit gelsin, onunla konuşuruz. Zaten senin yüzünden kaç saattir emniyette kim bilir o polis ne yaptı ona. Ya senin yüzünden ateş ettim ben be. Kaza yaptırdım. Ya herif öldüyse, ya öldürdüysem. Oğlum. Kimsenin öldüğü falan yok. O kadar mı istiyorsun kimse bilmesin? Kendini öldürtecek kadar mı? Bir şey daha var. Biliyordum yetişeceğini. Nereden biliyordun? Çünkü şerifsin sen. Arkadaşım olsa öyle yapardı. Kaçmazdı. Bırakmazdı beni. Gelirdi. Gelin ulan. Bugün benim arkadaşım öldü. En yakın arkadaşım.
Bugün onun için dövüşeceğim sizde. Çünkü benim arkadaşım bu kasabanın şerifi olacaktı. Ecevit, ölmedin mi sen? Benim için mi geldin? Senin için geldim ufaklık. Çünkü benim oğlum artık Şerif. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Şerif? Vermeyeceksin değil mi kaydı? Adam öldürmem. Tamam. Arkamdan hiç çevirmeyeceksin. Söz. Planı ben kuracağım. Nasıl intikam alacağımıza ben karar vereceğim. Eyvallah. Sözümden çıktığın an bu iş biter. Tamam la tamam. Vermeyeceksin ama değil mi kaydı? Kimse bilmeyecek yani. Bir de senden mi olacağım lan? Vermeyeceğim tabii. Bilal. Bitti sanırsın. Tamam. Atlattım kaderi dersin. Ama son anda önce kimi vuruyorduk şimdi? İbo sen bu herifi götürüp eve kapat. Ben de kaydı alayım, emniyetten bekliyorlar. Arayacağım sizi, haber bekleyeyim benden. Ya Şerif, bu Hüseyin nerede ya? Şerif, hala mı güvenmiyorsun be? Şerif, Şerif. Şerif. Gerçek. Ölümsüzdür arkadaş. İstediğin kadar göm. Yeniden doğar. Hiç ummadığın bir kalpte.
Cevit.